Saç sabunu. Malzeme: 250 gram zeytinyağı, 150 gram hint yağı, 50 gram avokado yağı, 50 gram Hindistan cevizi yağı, 66 gram safsu, 66 gram sodyum kostiği. Bu %4 kostik indirimle denk geliyor. Birkaç damla yağlı bazlı mavi boya ve 10 gram Sippy Lady esansı. Merhaba, bugün beraber bir tane doğal sabun saç şampuan deneyeceğiz. Bu tarif kendime henüz denemedim. Yani kafamda denemedim, öyle bakalım. Ondan bakarız beraber. Şurada ne var? Kare kalıp kullanacağım. Burada Sippy Lady esansımız var. Burada yeni bir tane yağ bazlı boyamız var. Burada kostik önce çözdüm soğusun diye. Burada zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, hint yağı ve avokado yağı var. Onu şimdi eriteceğiz ve onları eridikten sonra ve kostik soğuduktan sonra karıştıracağız. Büyük ihtimalle su miktarı çok az olduğundan tel yeterli olacak. Lazım oluyorsa bunu da hazırladım. Şimdi ilk kostik söndüreceğiz. Çok az su olduğundan çok yavaş yavaş ilave etmemiz lazım. Yani hem su kaybı abartılı olmasın hem de fışkırık olmasın diye. Adım adım ilave edin. Buhardan uzak durun, eldivenler de giyin. Her zaman gibi ben unuttum. Görüyorsunuz buhar çıkmaya başladı. Havalandırma pencere açık tutalım. Ve aklınıza tutun, bu tarifteki kostik çözeltisi çok yüksek konsantrasyonlu. Burada daha sert bir tane sabun elde edilmek için kullanıyoruz. Şimdi buradaki kalanı buraya aktarız. Ve soğutmaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra eridiğimiz yağla tekrar karışacağız. Yağlarımız eridi. Kostik neredeyse soğudu ama ilk olarak yağ bazlı olduğundan şu boya ilave etmek istiyorum. O da soğuk da katılaştı. Duruma göre sonra hala renk ilave edebilirim. Şimdi kostik ilave ediyorum. Yavaş, kenardan sıçramadan. Ve hafif hafif karıştırmaya başlıyorum. Sabunun rengi dönmeye başladı, görüyorsunuz. O bazen oluyor. Bakalım ne renk çıkacak en sonunda. Tamam, biraz mikseri kullanabilirim. Onu takayım. Çok az karıştıracağım.
miktar çünkü az da. Tamam, karıştırmayacağım. Arası yaptı. Bazen oluyor böyle. Ama sadece sabun kıvamı olmaya başladı. Bile gerek yok. Şimdi esans ilave ediyorum ve şu kalıpla dökeceğiz. Erken dökebilirdik de mikse aradık. Kalıp küçük olduğunda ben öyle yapmaya tercih ediyorum. Hava kabarcıklı olmasın. Ve bir tane ilave kalıbım var. Bunu tabii ki büyük bir tane kalıba da dökebilirsiniz. Ve sonra dilimleyin. Ben onu küçük kalıbla dökmek istedim. Diğer sabunla karıştırmamak için evde. Tamam. Miktarı dikkatini almadım. Şimdi tekli kalıp döktüğümüz için onun üstünde bir karton örtün. Veya sıcak bir yere koyun. Burada odamda yeter kadar sıcak olacak. Üstünden örtün. Yarın büyük ihtimalle kalıptan çıkar. Bundan sonra saç sabunla da bu çok önemli. Gerçekten 4-6 hafta bekletin. Çünkü tamam reaksiyon bitmiş olsun istiyoruz. Beraber çıkaracağız. O zaman karışacağız. Tamam. Umuyorum bu proje beğendiniz. Çok güzel bir sabun oldu bence. Başka projeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir proje isteğiniz varsa sabunatelier.com'da ziyaret ederek orada da yorum bırakabilirsiniz. Ya da Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da nerede izliyorsunuz oradan yorum bırakabilirsiniz. Gelecek kesin için kadar görüşürüz. Bye bye.